parlak ve koyu kırmızı rengiyle tüm gözleri onun üzerinde. Sofralarımızın vazgeçilmezi domateste aradığımız tüm özellikler madalyonla sizlerle. Seminis'in yeni tek ekim örtü altı domates çeşidi madalyonu ilk elden deneyimleyen paydaşlarımızdan dinlemek istedik. İşte karşınızda kalitesiyle fark yaratan madalyon. İlk olarak Hasan Bey'in Antalya Kumluca'da bulunan serasındayız. Sizi tanıyalım Hasan Bey. Ispartalı'yım. 10 yıl önce Kumluca Salur'da örtü altı sebzelerine başladım. Toplam 8 dönüm yer yapıyorum. 2 dönümü domates. Madalyon dikmeye nasıl karar verdiniz? Madalyonu geçen sene Seminis ailesinden Ali Bey tavsiye etti. Ben de göstermesini istedim. Bir gün gittik, gördük. Meyve yapısını, ağacı görünce dikmeye karar verdik en sonunda. Madalyonu bu sezon ilk kez diktiniz. Gözlemleriniz neler? Açsız olduğu halde hiçbir hastalık olmadı. Yapraklarında sararma, paz vesaire hiçbir hastalık görmedik. Bu sene 35 yıl önce yaşanmış bir soğuk yaşadık Kumluca'da. Ona rağmen hiçbir renkli olsun, kalite olsun, ağacında olsun bir bozma olmadı. Çiçek tutumunda hiçbir boşluk yaşamadık. Artı kava gidişatı çok güzeldi. Haleta öyle gidiyor. Yetiştirdiğiniz diğer çeşitlere göre nasıl bir fark yarattı? Madalyon ilk toplama nasılsa, son toplama, üçüncü toplama, ikinci toplama, üçüncü toplama nasılsa öyle aynı rengi devam etti. Daha önce de değişik çeşitler diktik ama çiçek olsun, kavada olsun bir sorun oldu ama bu madalyonda hiçbir sorun yaşamadık. Peki ya pazarlama aşaması? Madalyon rengi iyi olduğundan satımı çok kolay. Salkımda 4 tuttuysa 4'ü de aynı boyda, 5 tuttuysa da 5 de aynı boyda. Devamlı ihracata giden bir çeşit. İhracatçımız geldi, gördü ve devamlı her toplamamızda istiyor. Artı dayanımı çok yüksek. Mesela başka çeşitler olsun bir haftada toplanmasa illa bir yumuşama oluyor. Ama bu çeşitimizde öyle bir sorun yaşamadık. Madalyon kasaya dizildiğinde dörtlü dek geliyor kasaya. Artı daha albenisi daha hoş görünüyor. Bu sebeplerden de satışımız daha kolay oluyor. Madalyonu yetiştirirken nelere dikkat ettiniz Hasan Bey? Madalyon yaprakları kısa olduğundan budama istemiyor. İstemediği halde falan bazı çeşitler mesela budanmasa hastalık olsun, şey olsun, pas olsun, çilleme olsun çok geliyor ama bu budanmasa dahi hiçbir sorun yaşanmıyor. Çevrenizdeki üreticiler madalyonu sizin seranızda gördü mü? Üreticilerimiz geldi, gördü. Halet abi gelip takip ediyorlar. Ya bu soğuklara göre bu kızarıklığı olsun, ağaç yapısını görenler gelesene dikmeye karar verdiklerini söylüyorlar. O halde madalyonla yola devam diyebilir miyiz? Gelenler zaten dikmeye karar verdi. Ben zaten 8 dönümü dikmeye kesinlikle karar verdim. Ve Seminis ailesine çok teşekkür ediyorum böyle bir domatesiz çıkardıkları için. Teşekkürler Hasan Bey. Madalyon şimdiden ışıltısıyla üreticisinin yüzünü güldürmüş bile. Şimdi kameralarımızı deneme aşamasından beri madalyonu takip eden Süleyman Bey'e çeviriyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Kumluca Lider Tarım'ın sahibiyim. Kumluca'da zira ilaç gübre bayiliği yapıyorum. Bölgemiz seracılık açısından örtü altında özellikle Türkiye lideri diyebiliriz. Madalyonu en baştan beri takip ediyoruz deneme zamanlarından bu yana. Yıllardır çok sayıda domatesi incelemiş biri olarak sizce madalyonun fark yaratan özellikleri neler? Rakip çeşitlerine göre tepe tutumu, tepe çiçek sürgünü, tepe çiçek gelişimi, bütün klasmanlarda, bütün sıralamalarda diğer rakiplerine göre daha avantajlı, daha önde, daha kaliteli, daha güzel. Meyve yapısı mükemmele yakın, meyve rengi çok iyi, koyuluk en az diğer rakiplerine göre bir kat, iki kat daha fazla. Hasata gelim süresi daha hızlı. Hastalıklara davetiye çıkaracak bir ağaç yapısı yok. Bölgedeki tecrübelerinize dayanarak madalyonun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Madalyon tek sezon segmentinde bence en başa yerleşecek, bir numaraya yerleşecek. Madalyonu aynı zamanda üreticilerimize önereceğim yegane çeşit. Bana da zorluk çıkarmayan, arazide çıktığım zaman teknik olarak beni yormayacak bir çeşit. Sağ olun Süleyman Bey. Son olarak Kumluca Toptancı haline gidiyoruz. Bakalım burada madalyona tepkiler nasıl? Kazım Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Kumluca Antalya Atıcıoğlu Komisyon, Halino 8 Komisyon dükkanında çalışıyorum. Burada Malta satış sorumlusuyum. Domates çeşitlerini ben satıyorum. Madalyonu bu sezon ilk kez gördünüz. Gözlemleriniz neler oldu? Diğerlerine göre raf ömrü uzun. Kasaya koyduğumuz zaman, kasaya dizdiğimiz zaman diğerlerine göre daha albenili.
daha güzel gösteriyor. Boyları tek boy ve yuvarlak olması albenileri gösteriyor. Madalyonu farklı kılan özelliklerini sorsak neler söylersiniz? Madalyonun rakiplerinden ayıran özellikler kaliteli meyve yapısı, iriliği, sürekli aynı boy olması ve rengi. Diğerlerinin rengi açık geliyor. Bunun rengi sezon başından sezon sonuna kadar sürekli kırmızı renkli olması ve kaliteli olması öncelikle geliyor. Peki madalyon ihraç ettiğiniz bölgelerde beklentileri karşılıyor mu? Madalyon beklentileri karşılıyor. Raf Ömürüz'ün madalyon çeşidinin kırmızı renkli olması ve sezon başından sezon sonuna kadar sürekli aynı boy, aynı renk, aynı kalitede gelmesi. O yüzden tüccarlarımız, ihracatçılarımız bunları tercih ediyor. Sizce madalyonun geleceği nasıl olacak? Bence madalyonun geleceği çok parlak gözüküyor. Çünkü bu sene çok iyi satıldı. Çiftçilerimiz genelde madalyon çeşidini dikmek istiyor. Diğer çeşitlere nazaran madalyon daha çok beğeniliyor artık. Seneye favorim diyebilirim. Gözlemlerini bizimle paylaşan Kazım Bey'e ve tüm paydaşlarımıza teşekkürler. Görünen o ki madalyon, örtü altı domates üretiminin yıldızı olmuş bile. Paydaşlarından tam not alarak ilerleyen madalyon, kalitesi, uzun raf ömrü ve yüksek verim potansiyeliyle ışıldamaya devam edecek.